Efendim hoş geldiniz. Bugün tercih kavşağında Boğaziçi Üniversitesi başlıklı oturumumuzda sizlerle birlikte olacağız. Ben şimdi oturumumuzdaki konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Oturum moderatörü olarak kariyer merkezi koordinatörüyüm ben, Burcu Ertürk Kılıç. Şu anda çok değerli bir rektör danışmanımız buradalar. Tanıtımdan ve birçok ofisten sorumlu ve sosyoloji bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Zafer Yenal, kendileri buradalar. Ve tanıtım ofisi koordinatörümüz Sevgi Kesim Güven, Doktor Sevgi Kesim Güven bizlerle birlikteler. Bugün şöyle bir konuşma yapacağız, bir sohbet geçecek aramızda aslında. Öğrenci adaylarımız üniversiteleri dolaşıyorlar çok yoğun bir şekilde, tercih kavşağında bulunuyorlar, tercih aşamalarındalar şu anda. Ve Boğaziçi Üniversitesi'ni farklı kılan özellikleri sizlerle görüşmek istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Yani neden Boğaziçi'ni seçmeleri lazım öğrencilerimizin? Şimdi ben bugün çıkan bir haberden de bahsetmek istiyorum. İlk soru olarak neden Boğaziçi demişken, üniversitelerin uluslararası tanınırlığı artık çok önemli biliyorsunuz hocam, Sevgi Hanım, son günlerde. Ve bugün çıkan bir habere göre, Sanayi Bakanlığı'nın açıklamasına göre, tersine beyin göçünde ilk tercih Boğaziçi Üniversitesi. Yani dünya çapından gelecek araştırmacıların ilk tercihi Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi oldu en yoğun şekilde. Şimdi bunu da görüyoruz ve dünya üniversiteleri arasında Boğaziçi Üniversitesi'nin yerini sizlerle bir konuşmak istiyorum öncelikli olarak. Yerelle evrensel arasında nasıl bir bağ kuruyor Boğaziçi Üniversitesi ve bunun öğrencilerimize, yani adaylarımıza yansımaları nasıl olacak? Zafer Hocam, sizinle başlayalım mı? Olur, memnuniyetle. Ben öncelikle bütün aday öğrencilerin bu süreçte bol şans diliyorum. Tebrik ediyorum. Burada olduklarına göre, bu programı seyrettiklerine göre başarıyla geçmiş anlaşılan Boğaziçi Üniversitesi'nde tercihleri arasında yer alıyor. Ve bundan sonrası için de gene bu başarıların devamını diliyorum canı gönülden. Ve de yapacakları tercihin her haliyle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum şimdiden. Şimdi bu aslında oldukça geniş bir soru. Çok kısaca cevap verecek olursam, ki o verdiğiniz haberle de bağlantılandırarak birazcık. Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej'den bu yana aslında çok uluslararası, çok global bir perspektife sahip bir eğitim kurumu. Muazzam bir akademik birikim ve bu akademik birikimin yanı sıra gene dünyadan, dünya kültürlerinden beslenen muazzam bir sosyokültürel altyapıya sahip. Bu haliyle çok çok uzun zamandır belki de Türkiye'nin ilk nasıl diyelim uluslararası global eğitim kurumları arasında geliyor ki akademik başarılarıyla da bugün sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma kurumlarının içerisinde yer alıyor birçoklarına göre. Bu haliyle hakikaten global, ama bizi besleyen ve bizim bu başarımızı aslında sürekli kılan bizim öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle, öğretim kadrolarımızla aslında çok Türkiye'li de bir eğitim kurumu olmamız. Hakikaten Boğaziçi Üniversitesi'ne geldiğiniz zaman, derslere girdiğiniz zaman ya da kütüphanede, laboratuvarlarda göreceğiniz öğrenci profili çok çeşitlidir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye'nin içerdiği bütün çeşitliliği içerisinde barındırır. Bu haliyle o zenginliği, o kültürel zenginliği de gene Boğaziçi Kampüsü'nde görmek çok çok mümkündür derslerde olsun, dediğim gibi kütüphanede, laboratuvarlarda. Bu haliyle de hani burada yapılan akademik çalışmalar, bilimsel çalışmalar birçok yönüyle hem dünyaya hem de Türkiye'ye toplumsal ve ekonomik anlamda birçok katkı yapacak, birçok problemi çözecek nitelikte çalışmalar oluyor. Ve bu haliyle de biz gene globalle yerel arasında bir köprü kurmayı başarıyoruz. Ve bu konuda bize aslında katkı vermek isteyen birçokları da bu verdiğiniz haberde de görüldüğü gibi hemen her yıl Türkiye'ye dünyanın önde gelen üniversitelerinden genç araştırmacılar kurumumuza katılıyor. Şimdi Burcu Hanım'ın söylediği haber, bu TÜBİTAK'ın yeni ihdas ettiği lider araştırmacılar programıyla alakalı.
Dünyanın önemli üniversitelerinden, mesela Amerika'nın işte MIT'dir, Princeton'dır, Purdue'dur, Columbia'dır, buralarda doktora çalışmalarını bitirmiş ve şu anda da araştırmalarına devam edecek öğrencilere TÜBİTAK bunların Türkiye'ye gelmesini özendirmek için yeni bir program başlattı. Oldukça ciddi bir altyapı olanağı sunuyor ve ciddi destek veriyor araştırma anlamında. Ve bu araştırmacılar gelirken tercih yaptılar farklı üniversiteler arasında. Bizim çok yakında öğrendiğimiz, aldığımız bir habere göre ki çok mutlu olduk. Bu araştırmacılar arasında en fazla sayıda 15 araştırmacı, özellikle Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden Boğaziçi'ni tercih etmiş durumdalar ve önümüzde ki bunlar bilişsel bilimlerden nedir robotike, robotikten biyomedikale uzanacak bir yelpazede, çok geniş bir yelpazede Boğaziçi Üniversitesi'nde önümüzdeki birkaç sene araştırmalarına devam edecekler. Dolayısıyla hem gururlandık hem de bundan sonra bu araştırmalarımızı bu yeni araştırmacıların katılımıyla daha da zengin bir şekilde sürdüreceğimiz için mutlu olduk. Biz de çok mutlu olduk gerçekten. Sevgi Hanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani Zafer Hocam'ın söylediklerine tabii ki sadece şunu özet olarak ekleyebilirim. Aslında Boğaziçi Üniversitesi evrensel eğitim sistemine sahip olan bir üniversite ve bu eğitim sisteminin katkılarını hem bilimsel anlamda hem de toplumsal fayda üretme, toplumsal katkı sağlama anlamında yerelde kullanıyor. Bu çok önemli. Çünkü üniversitede ürettiğiniz bilginin, teknolojinin aynı zamanda kendi yerelinize dönmesi gerekiyor. Orada yeniden üretime katılması gerekiyor. O yüzden de Boğaziçi Üniversitesi bu evrensel eğitim anlayışını bu anlamda, bu kapsamda çok iyi bir şekilde kullanabiliyor. Öğrencilerin de temelde aslında görüşmeye gelen öğrencilerin Boğaziçi Üniversitesi'ni neden seçmeliyim ya da Boğaziçi Üniversitesi'nin diğerlerinden farkı nedir sorusunun belki de ilk başlıklarından birisi bu. O evrensel eğitim sisteminin ne olduğu konusu. Evet, evet, çok önemli gerçekten. Global bir dünyadayız artık ve bunun içerisinde önemli bir yere sahip olmak çok önemli. Peki Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih eden öğrencilerimiz, edecek öğrencilerimiz için nasıl bir yolculuk bekliyor lisansta öğrencilerimizi? Biraz bundan bahsedelim istiyorum. Mesela alanlarına çok sıkışmıyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Çoklu bir şekilde eğitim alabiliyorlar. Sevgi Hanım, isterseniz sizden başlayalım. Sonra hocamızla devam Şöyle, edelim. Şöyle, aslında bu da yine neden kısmıyla çok alakalı, çok bağlantılı bir soru. İşte o evrensel eğitim sisteminin de cevabı olabilecek olan bir soru. Bize gelen öğrencilerde biz şöyle bir şey gözlemliyoruz. Özellikle de tercih aşamasında öğrenci aynı anda siyaset, aynı anda psikoloji, hatta aynı anda belki matematik okumak istiyor. Dolayısıyla da çoklu alanlara yönelik bir ilgisi var. Ama üniversiteye girdiğiniz andan itibaren bu çoklu alanları birazcık daha spesifik hale getirmeniz gerekiyor. Ama Boğaziçi Üniversitesi aslında bu ihtiyacı belki de kurulduğu aşamadan itibaren bir eğitim felsefesi olarak görüyor ve dolayısıyla öğrenci kendi alanına sıkışmıyor. Bu çok önemli. Siz kendinizi besleyen, seçtiğiniz alanı besleyen diğer yan alanları da alabiliyorsunuz ama bunun yanında tabii ki üniversite sadece orada aldığınız akademik dersler demek değil. Bu akademik derslerin yanında size burada farklı bir dünya görüşü kazandıracak, eleştirel düşünme yeteneğini kazandıracak, problem çözme yeteneklerinizi geliştirecek, takım çalışmasını geliştirecek, yani sizi dünya vatandaşı olmaya hazırlayacak bir takım yetkinlik ve becerilerinizin olması gerekiyor. O yüzden de bunu hem akademik olarak aslında hem de bizim sosyal seçmeliler, sınırsız seçmeli dediğimiz derslerle ve üniversitenin içerisindeki sosyal hayatıyla da aslında bunu sağlamış oluyor. Dolayısıyla da bu yolculuk sırasında ilk önce bu evrensel eğitim sisteminin sağladığı faydaları kullanıyor ama baktığım zaman yolculuğun ilk kelimesi bence çok renkli ve çok keyifli bir yolculuk bekliyor. Hani o renkliliğin bir aşaması akademi ama diğer aşamasına baktığınız zaman bu üniversitenin içerisinde her yıl çok çeşitli faaliyetler var. Hani sinemadan konferanslar, uluslararası konferanslar, uluslararası seminerler. Bunun yanında tabii ki öğrencilerin kendi düzenlediği faaliyetler var. Bu çok önemli. Dolayısıyla da hem farklı bir bakış sağlamaları için gerekli olan donanımları alıyorlar ama bunun yanında da aslında o dünya vatandaşı olmanın
gereklilikleriyle ilgili bütün donatıları bir anda bulabiliyorlar. Bence bu yolculuk çok keyifli. Bir diğeri de arkadaşları aslında bu yolculuk sırasında. Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen öğrenci profilinin ne kadar farklı olduğu çok bilinen bir gerçektir. O profilde onların eğitim hayatını renklendiriyor. Dolayısıyla o renk içerisinde münazaralar, bir takım yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması, her anlamıyla bunu içselleştiriyorlar. Tabii ki kampüsü burada unutmamak gerekiyor. Aslında o renklerin en önemli parçalarından birisi. Kampüsümüz ve kedilerimiz. Dolayısıyla da Boğaziçi Üniversitesi kampüsü dünyanın en güzel kampüslerinden birisi. Ve bir kampüs üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi. Bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Bir kampüs üniversitesi. Dolayısıyla bir öğrenci burada 24 saat kampüsün içerisinde ihtiyacı olan her şeyi karşılayabiliyor. Hani sanattan araştırmaya kadar her türlü ihtiyacı kampüsün içerisinde karşılayabiliyor. Bu önemli bir ayrıcalık. Ve üstelik de bunu yaparken büyük bir keyifle Türkiye'nin en güzel yerinde, en güzel kampüsünde bunu gerçekleştiriyorlar. Şu anda ilk aklıma gelenler bunlar ama eğer de unuttuğum bir şey varsa Zafer Hocam bu konuda ekleme yapacaktır. Vallahi ben şöyle başlamak isterim. Aslında bizim sorumluluğumuz çok çok büyük. Aslında Sevgi'nin de söylediği gibi Türkiye'nin en iyi üniversiteleri, en iyi öğrencileri bizim üniversitemizi tercih ediyorlar. Dolayısıyla üniversite olarak, öğretim üyeleri olarak, onlara servis sağlayan akademik idari personel olarak onlara bir kere en iyisini vermek ve onların bize kattıkları kadar belki ondan daha fazlasını onlara vermemiz gerekiyor. Bizim en büyük amacımız bu. Ve bir yandan da üniversite, gene Sevgi'nin anlattıklarına paralel olarak, aslında meslek okulundan çok farklı olarak sadece mesleki bilgileri değil, seni sadece teknik anlamda, teknik bilgi anlamında insanı geliştiren bir yer değil, öğrenciyi geliştiren bir yer değil, iyi bir üniversite aynı zamanda onu sosyal zeka anlamında, sosyal akıl anlamında, duygusal akıl anlamında hatta besleyecek bir üniversite olmalı. Ona, öğrenciye bu tür ortamı sağlayacak bir üniversite ortamı olmalı. Ki biz Boğaziçi Üniversitesi olarak tam da Sevgi'nin söylediği nedenlerle bilimsel çalışmaların yanı sıra öğrencilerin sosyal ve de kültürel aktivitelerine de alan açarak, onlara zemin hazırlayarak aslında üniversitenin layıkıyla bir üniversite olması için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bir yandan da bunu yaparken gene en önemli yapıp ettiklerimizden bir tanesi, biraz önceki soruda da bahsettiğim gibi üniversitenin diğer işte eğitim kurumlarından farkı aslında araştırma yapılan bir yer olması. Araştırma neden önemli? Araştırma yapan öğretim üyesi kendisini her zaman çağdaş birikim anlamında, bilgi birikimi anlamında ve dünyada neler oluyor, neler bitiyor kendi sahasında, bunları takip etme anlamında kendisini her zaman zinde tutar, her zaman kendisini hazır tutar ve de ona göre de burada verilen eğitim ona göre de zengin olur, daha çağdaş olur, daha günün ihtiyaçlarına ve gereklerine uygun bir eğitim olur. Dolayısıyla Boğaziçi Üniversitesi eğitim alanının yanı sıra araştırma alanında da çok öncü bir kurum ve bu haliyle eğitim ve araştırma iki alanında birbirini beslediği bir üniversite ve ikisi arasında da muazzam bir sinerjinin ortaya çıktığı bir üniversite. Şimdi araştırmadan bahsederken özellikle günümüzde bir şeyin altını özellikle çizmek gerekiyor. Giderek disiplinlerin arasındaki sınırların flulaştığı, bu sınırların giderek daha görünmez hale geldiği ve bütün alanların neredeyse daha interdisipliner bir hale, disiplinler arası bir hale geldiği bir zamandan geçiyoruz. Biz Boğaziçi Üniversitesi olarak uzunca bir zamandan beri aslında öğretim programlarımıza baktığımız zaman, araştırma gündemimize baktığımız zaman göreceksiniz. Hemen her yerde doğal bilimlerden mühendisliğe, mühendislikten sosyal bilimlere varıncaya kadar hemen her yerde farklı disiplinlerden gelen
öğretim üyeleri arasında bir ortak çalışma ortamının var olduğunu görürsünüz. Örneğin işte yaşam bilimleri alanında pekala bir genetikçiyle bir fizikçiyi, bir fizikçiyle kimyacıyı, kimyacıyla bilgisayar mühendisini birlikte farklı laboratuvarlarda, farklı platformlarda, araştırma platformlarında çalışmasını görmek çok mümkündür. Aynı zamanda sosyal bilimlere baktığınız zaman keza bir sosyal politika merkezinde gene tarihçisiyle, iktisatçısıyla sosyoloğu birlikte çalışabilirler. Dolayısıyla bu tür bir çağın gereklerine uygun ve değişen dünyanın aslında bir anlamda zorunlu kıldığı bu disiplinler arası çalışma ortamını Boğaziçi'nde görmek mümkün ve dolayısıyla bu ortamın getirdiği, bu çalışma ve araştırma ortamının getirdiği birçok faydayı da, birçok yeniliği, birçok düşünceyi aslında biz de derslerimizde öğrencilerimizle paylaşma fırsatı buluyoruz. O anlamda hani deminden beri konuşuyoruz ya evrensellik eğitimde, bence özellikle günümüzde olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi bu. Bu akışkanlık disiplinler arasında biz de bunu layıkıyla yapabildiğimizi düşünüyorum. Tabii evet. Bunun en önemli etkisi aslında öğrencilerin kendilerini keşfetme süreçlerinde bu yolda çok daha hızlı yer almaları ve o keşif sürecinde daha sağlam basarak mezun olmaları. Ve o yüzden de kariyer yolculuklarına başladıkları zaman daha özgüvenli olarak ve daha donanımlı olarak buradan mezun olduklarını görüyorsunuz. Aynen. Somut bir örnek verecek olursak mesela ilk haftadan itibaren hazırlığa başlayan ya da birinci sınıfa başlayan öğrencilerimize bizim sunduğumuz bir oryantasyon programı var. Bu oryantasyon programı çerçevesinde aslında öğrenciler için zor bir dönem. Yani lise bitiyor, üniversiteye başlıyor. Lise ve üniversite arasında çok ciddi farklılıklar var. Eğitim anlamında, işte sosyal ilişkiler anlamında, hemen hemen her açıdan ikisi birbirinden çok çok farklı ve dolayısıyla birçok öğrencinin bu dönemde, bu süreçte bocalama yaşaması, ondan sonra kafasında farklı kaygılar, korkular vesaire filan bunlarla beraber aslında bir takım sosyal ortamların içerisine girmesi çok çok olağan, çok çok nasıl beklenir bir durum. Ve biz de dolayısıyla bu bahsettiğim oryantasyon döneminde elimizden geldiğince, hani sen sağlam basıyoruz dedi ya Sevgi, bastırmaya çalışıyoruz öğrencileri, elimizden geldiğince onları hemen her açıdan, sosyal, psikolojik, akademik açıdan bu oryantasyon programı çerçevesinde onların adaptasyonunu aslında üniversite ortamına kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onlara çok farklı alanlarda bir takım küçük seminerler sunuyoruz. Bunun içerisinde kütüphane kullanımı da var. Efendim psikolojik danışmanlık alanında biz üniversitemizde ne tür hizmetler veriyoruz? Bunları tanıtmak da var. Ya da kariyer konusunda ne tür gene destek faaliyetlerimiz var? Bunlardan bahsetmek de var. Bunlar dediğim gibi okulun birkaç günü İlk haftasında, ilk birkaç haftasında çok yoğun bir şekilde bu oryantasyon programımız var. Daha sonra da sene içerisinde yayılmış bir şekilde farklı bölümlerde gene bu oryantasyon programının devam ettiğini görüyoruz. Bu haliyle nedir? Bu karmaşık dönemde, bu geçiş döneminde olabildiğince öğrencilerin ayaklarını daha sağlam bastırmaya, onları daha birinci günden itibaren daha bir üniversiteli yapmaya çalışıyoruz. Ve mezun olana kadar. Tabii evet. Mezun olduktan sonrasında da ben de kariyer merkezi adına konuşuyorum. Onlarla birlikteyiz sürekli ve onlara destek oluyoruz. Şimdi şey dedik, dünyanın en güzel kampüslerinden birisi gerçekten. Ben de buraya gelmeden önce bu kampüsün içerisinde kendimi hayal etmiştim. Çünkü çok güzel bir kampüs. Öğrencilerimiz de buraya geldiklerinde çok sosyal bir ortam onları bekliyor. Hem İstanbul yapısından hem çok uluslu yaşam tarzından kaynaklanan Boğaziçi Üniversitesi'nin. Ve burada da çok sosyal insanlar olarak yetişiyorlar. Ve bu dediğiniz hocam oryantasyon programında mesela ben zaman yönetimi semineri vermiştim. Burada da onu vurguluyorum. Çünkü çok fazla şey yapabilecek durumdalar. Ve bir anda bu kadar çok olasılık onları şöyle geliştiriyor. Zaman yönetimi, problem çözme gibi 21. yüzyıl
yeterliliklerini edinmelerini sağlıyor aslında. Bir dünya vatandaşı yetiştirmiş oluyoruz. Şimdi birazcık da bundan bahsedebilir miyiz hocam? Sosyal olanaklar, öğrenci kulüplerimiz. Çünkü çok önemli bir yere sahip gerçekten üniversitemizde. Araştırmanın yanı sıra bu sosyal yönümüzü de çok iyi geliştiriyoruz. Evet, biraz önce Sevgi aslında bir başlangıç yaptı konuya. Bizim en önemli, üniversite olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesi akademik çalışmaların, bilimsel çalışmaların yanı sıra öğrencilerimize zengin bir sosyo-kültürel faaliyetlerini yürütebilecekleri bir zemin oluşturmak ve onlara sunmak ve onlara yaptıkları faaliyetler konusunda destek olmak. Bunun içerisinde pek çok birbirinden farklı türde aslında faaliyet var, etkinlik var diyelim. Tiyatroyla işte müzikten tutun, tırmanmadır, sualtı sporlarıdır, işte kürektir, spordan diyelim sanata, sanattan işte münazaraya, bilimsel konulara varıncaya kadar birçok alanda hakikaten kulüp etkinliklerimiz var. Ve kulüp etkinlikleri de dün başlamış etkinlikler ya da bu kulüplerin miras aldığı birikim, dünden bir 5-10 senelik mazisi olan şeyler değil. Bunlar hakikaten 10 yıllardır aslında faaliyet gösteren kulüpler. Belki Türkiye'nin ilk işte radyo yayını buradaki radyo kulübü tarafından yapılmış. İşte ilk atletizm müsabakaları üniversite düzeyinde keza 20. yüzyılın başlarında yine bu üniversitede yapılmış. Dolayısıyla muazzam bir birikimin üzerine geldiği için bu çalışmalarda da, bu yapılan etkinliklerde de hem bir taraftan zenginlik hem o zenginlikle beraber de bir olgunluk görmek mümkün. Başka yerlerde biraz görmesi zor diyelim. Ve de ona göre de nicelik anlamında değil, sadece niteliğinde çok zengin olduğu, aslında çok üst düzey olduğu bir takım faaliyetlerden bahsediyoruz. Bu haliyle de biraz önce de söyledim, iyi bir üniversitenin sahip olması gereken sadece bir bilimsel akıl değil, sadece bir teknik akıl değil, bu faaliyetler yoluyla diyelim, bunların sayesinde aslında öğrencilerimiz hakikaten sosyal akıl, kültürel akıl, kültürel birikim konusunda da çok yetkin ve farklı becerilere sahip insanlar olarak mezun oluyorlar. Bu yüzdendir ki herhalde hemen hemen her yerde Türkiye'de, sadece iş alanında değil, sadece akademik ortamlarda değil, İşte sinemacısından şarkıcısına, müzisyenine, müzisyeninden tiyatrocusuna, şeflerine varıncaya kadar Türkiye'de çok farklı alanlarda Boğaziçililerin çok seçkin yerlere geldiklerini görüyoruz. Bu da bu üniversite ortamı sayesinde. Yani bunun üstüne ekleyeceklerim tabii ki daha sınırlı şu anda. Çünkü bayağı bir açıklama yaptı Zafer hocamız ama ben şunu söyleyeyim. Mesela öğrenciler arasında çok söylenen bir şey vardır. İkinci diplomamı kulüpten aldım diye. Dolayısıyla da hani biz kulüplerle ilgili bilgi verirken özellikle şunun altını çizeriz. Bizim kulüplerimiz tabela kulüpleri değildir. Yani üstüne bir tabela asıp işlevsiz hale gelen kulüpler değildir. Çünkü geleneği vardır ve o geleneğiyle birlikte bugün 40'ın üstünde öğrenci kulübümüz var ve bu kulüpler her geçen gün aslında yeni değişimlerle birlikte artıyorlar ve dolayısıyla da farklılaşıyorlar. İsimleri de farklılaşıyor, başka kulüpler de etkileniyor. Geleneksel yıllardır süren bir takım faaliyetleri var, onları uluslararası boyutta yapıyorlar. Ve bu uluslararası boyutta yaptıkları faaliyetlerle aslında üniversiteyi diğer yurt dışındaki üniversitelerle bir araya getiriyorlar. Mesela bir spor festivali yapıyorlar. O spor festivalinde sadece Türkiye'deki üniversiteler değil, dünyadaki üniversiteler de gelip burada o festivalin içerisinde yer alıyorlar. İlklerin olduğu, radyo kulübünün olduğu, işte atletizmle ilgili ilklerin yapıldığı, spor kurumunun yine aslında baktığınızda kendi içinde ilk bir takım faaliyetleri yürüttüğü kulüplerden bahsediyoruz. Ama bu kulüpler hem
öğrencilerin yetkinliklerini, becerilerini geliştiriyor. İşte inisiyatif almak. İnisiyatif almayı aslında öğrenciler ilk nerede öğreniyorlar? Kulüplerde öğreniyorlar. Çünkü bir organizasyonu yapmak, yürütmek, bununla ilgili bütün süreçlere hakim olmak, o süreçlere hakim olduktan sonra da bu deneyimle birlikte aslında sektöre giriş yapmak onlar için ciddi bir deneyim. Aslında başka bir okul orası ve o okul içerisinde de orayı bitirdikleri zaman başka yetkinlikler bitiriyorlar. Hani akademi bir tarafta ama sizin bu çağın gerekliliği olan ya da geçmiş dönemlerde de gerekli olan bütün yetkinlik becerileri aslında kulüpler vasıtasıyla birbirlerine aktarıyorlar. Yani bu aktarım süreci de çok önemli ve kulüplerin kendi içerisindeki üniversitenin yapısına bağlı olan demokratik yönetim şekli bu anlamda da çok önemli. Çünkü içinde bir seçim sisteminin olması, kararların birlikte verilmesi, yani üniversitenin kendi içerisindeki o demokratik yapının öğrencinin merkeze alınması yapısını kulüplerde de sürdüğünü görüyorsunuz. Bu çok önemli ve bununla birlikte mezun oluyorlar. Bu değerlerle ve bu deneyimlerle mezun oluyorlar. Dolayısıyla da hani neden Boğaziçi'nden mezun olanlar farklı ve kendilerini fark ettiriyorlar cevabının bir kısmı aslında burada yatıyor. Hani bu deneyimde yatıyor. O yüzden de buradaki öğrenciler bu geleneği, bu deneyimleri devam ettirme konusunda canla başla çalışıyorlar. Hani çağımız dijital çağ ve dolayısıyla da öğrencilerin yüz yüze geldikleri etkinlikler çok azdır ya da daha az isterler. Dolayısıyla da bu anlamda baktığınızda da bizim öğrencilerimizin bu çağdaki bir takım sosyalleşme biçimlerine göre hala da bir araya gelip faaliyetler yaptığını görebiliyoruz. Evet. Yani aslında bir son bir noktayı altını çizmek isterim. Biraz önce senin söylediğin bir konuyla alakalı aslında özgürlüklerden bahsettin. Yani düşünce aslında açık ortamlarda, özgür ortamlarda ancak yeşerebilir. Ve bu konuda ancak eğer bir açıklık varsa, bir özgürlük varsa buradan inovasyon çıkar, buradan yaratıcılık çıkar. Öbür türlü hakikaten çok fazla bir ancak ezberler ortaya çıkar ve ezberler de bizi çok fazla bir yere götürmez, dünyada olsun, Türkiye'de olsun. Biz üniversitemizde elimizden geldiğince aslında yapmaya çalıştığımız öğrencilerimizi farklı alanlarda hem sınıf ortamında hem de kampüs ortamında özgürce düşünebilecekleri, düşüncelerini gene açıklıkla ifade edebilecekleri bir zemin yaratmaya çalışıyoruz ve bu zemin sayesinde de onların hakikaten yeniliğe, gelişime daha fazla açık olacaklarını düşünüyoruz. Bu anlamda toplumsal faydayı en çoklaştırabileceklerini düşünüyoruz. Ve de onları aslında sadece işte girdikleri bölümde değil, o bölümün yanı sıra çok farklı alanlarda yetiştirebileceğini düşünüyoruz. O yüzdendir ki yani çok ufak bir örnek belki de Boğaziçi'nde sinema bölümü yoktur. Ama bugün işte Türkiye sinemasını düşündüğünüzde Nuri Bilge Ceylan'dan Cem Yılmaz'a, Cem Yılmaz'dan Emin Alper'e, Emin Alper'den işte Günse Birsel'e varıncaya kadar aslında bugün birçoklarının konuştuğu yönetmeniyle, oyuncusuyla insan şeyden çıkmıştır, Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkmıştır. Ya da işte Altyazı Dergisi, Türkiye'nin uzun zamandır çıkan tek sinema dergisidir. Gene Altyazı Dergisi, Mithat Alan Film Merkezi. Bütün bunlar aslında Türkiye sinemasına da çok önemli katkılar yapan, burayla özdeşleşmiş kurumlardır. Dolayısıyla bu açıklığın hani meyvelerini görmek, bu açıklığın geçmişteki nedir izlerini görmek çok mümkün okulu şöyle bir dolaştığınız zaman. Sefer Hocam çok doğru söylediniz. Şimdi hem kültür sanatta hem sektörde bir sürü yöneticimiz var mezunlarımızdan. Hem de girişimcilikte, yeni startuplarda çok fazla karşımıza çıkıyor Boğaziçi Üniversitesi mezunları. Bu ortam da çok önemli tabii ki kendilerine sağladığımız. Şimdi mezunlarımız ortaya çıkıyorlar ama bizi bırakmıyorlar. Ben de kariyer merkezi olarak en büyük zenginliklerimizden biri mezun ağımız. Şimdi bu mezun ağımızın içerisine giriyorlar. Bu kadar başarılı, bu kadar çok yönlü insanın arasına. Ve biz bu mezun ağı içerisinde
adaylarımıza, öğrencilerimize neler sağlıyoruz? Hı-hı. Bir de mezun olduktan sonra onları bırakmıyoruz. Bununla ilgili de Hı-hı. birazcık konuşalım istiyorum ben. Çünkü sadece üniversite dönemi değil, üniversiteyi üniversite yapan. Onun sonrasında getirdikleri ve biliyorsunuz o mezunların içerisine girdikleri ortam. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Siz hem mezunlardan hem kariyer merkezinden sorumlu rektör danışmanımız Hı-hı. olarak ayrıca. Hı-hı. Bu konularda da. Evet. Aslında hani sunduklarımız dediğim gibi ilk haftadan başlıyor. Senin de söylediğin gibi Burcu sonuna kadar devam ediyor. Mezuniyet aşamasına kadar devam ediyor ve onları hem akademik hem de profesyonel kariyer konusunda onları geliştirmek adına birçok çalışmalarımız oluyor. Seminerler veriyoruz. İşte bunun içerisinde CV hazırlamak, mülakatlara hazırlanmak, mülakata gittiğinde nasıl davranmalı vesaire, buna birçok konuda aslında onların kariyer planlama ve kariyer planladığı kariyeri gerçekleştirme anlamında onlara destek olabilecek bir takım hizmetleri ona kariyer ofisimiz aracılığıyla öğrencilere bunları sağlamaya çalışıyoruz. Ve de aslında hakikaten baktığımız zaman biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'nin birçok farklı yerinde hem özel sektörde hem de baktığımız zaman kamu sektöründe hem de akademik hayatta Boğaziçi mezunlarını çok üst düzeylerde görmek mümkün. Şimdi böyle bir durum yeni mezunlarımızı da mezun olduktan sonra kariyerlerine başlarken biraz daha avantajlı kılıyor. Neden? Çünkü Boğaziçi'li olmanın aslında gittikleri yerlerde hemen bir tanınma, farkını görme, bir farkı tespit etme anlamında çok büyük katkısı oluyor. Ve bu sadece Türkiye'yle de sınırlı değil. Birçok mezunumuz yurt dışında çalıştığı için Amerika olsun, Avrupa olsun birçok yerde hem özel sektörde hem de akademik sektörde çok faal oldukları için yine bu üniversitenin referansı Boğaziçi'li olmak, Boğaziçi mezunu olmak onlara buralara girişti ve buralarda aslında ilerleme anlamında çok büyük faydası oluyor. Yani çağımızı unutmamak lazım. Bir anlamıyla hani dijitalleşmenin çok arttığı ve o haliyle insan ilişkilerinin yavaş yavaş hani daha ikinci plana atıldır gibi göründüğü bir çağ olmasına karşın bir yandan da bu tür sosyal ilişkiler, bu tür sosyal ağlar insanların hemen hemen her yerde işini çok kolaylaştırdığı gibi zorlaştırabiliyor. Bizim sunduğumuz, üniversite olarak sunduğumuz bu sosyal anlamda insanların sosyalleşmesi ve işte burada kurulan arkadaşlıklar, Boğaziçi'li olmak bu mezunlar ağı sayesinde hemen her yerde onlar için bir artı. Evet. Olarak onlara dönüyor diyebilirim. Sanırım Boğaziçi ailesine katılıyoruz ve bizim de kariyer merkezi olarak en büyük zenginliğimiz şu anda bizi destekleyen 50 üzerinde İK'cı insan kaynakları alanında çalışan mezunumuz var. Doğru. Ve öğrencilerimizi kendileri yetiştiriyorlar. Doğru. Yani sıfırdan başlayıp birinci sınıftan itibaren bu eğitimi veriyoruz kendilerine seminerlerle, bilgilendirici şeylerle. Ve mezun Boğaziçi ailesine dahil olmak çok önemli bir şey bence. Aynen. Sevgi Hanım, çok bu şeyi şimdi mezun zaten bayağı bir üstünde konuştuk ama bu da çok sorulan bir soru. Sorulan sorulardan birisi tabii ki, çünkü sorulmasının en önemli sebebi şu. Aslında tercih yaparken ikinci ailenizi tercih ediyorsunuz. Değil mi? Evet. Çünkü tercihiniz bittikten sonra siz çalışma hayatınızda ve sonrasında sosyal hayatınızda bir kimlik seçiyorsunuz aslında. Hı. Sadece üniversite seçmiyorsunuz. Bir kimlik seçiyorsunuz ve dolayısıyla da o kimlikte nereye ait olmak istediğiniz sorusu da aslında bir seçim. Evet. Hani sadece okuyacağınız bölüm, çalışacağınız alan değil. Sonrasında neyle anılmak istiyorsunuz kısmı çok önemli. Dolayısıyla da öğrenciler aslında bunun bilincindeler ve dolayısıyla da hangi kimlikle anılmak istediklerini de seçimini yapıyorlar. Evet. Bu önemli ve biz bu konuda şanslıyız bence. Boğaziçi Üniversitesi mezun ağı çok geniş ve mezunların daha sonra
üniversite yoğun aidiyetlerini şuradan da görüyorsunuz. Sonra dönüp üniversiteye tekrar gelip üniversiteye katkı sağlamak istiyorlar. Hı hı. Bu çok önemli. Çünkü birçok üniversiteye baktığınızda Türkiye'de aslında öğrenci mezun olur ve gider. Sonra çok o üniversiteye gelip bir katkıda bulunmaz ama Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olanlar bir şekilde öğrencilerine burs vererek başka şekilde maddi manevi bir şekilde destek olmaya çalışıyorlar. Mentorluk sistemlerinde bunu görüyoruz. İçeride mentorluk sistemi çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nin özellikle son dönemde çok fazla ihtiyaç duyulan bir sistem bu ve üniversitenin içerisinde de bu mentorluk sistemi aslında adı konmadan önce bile mentorluk sistemi olarak konmadan önce bile yapılan bir sistemdi. Hı hı. Çünkü Boğaziçi'nden mezun olan kişiler mezunlarla bir araya geldiklerinde, toplantılarda bir araya geldiklerinde bu mentorluk sistemini aslında işletiyorlardı. Hı hı. Hem stajlarda, mesela öğrenciler şunu sorar, ben staj bulabilecek miyim? Hı hı. Daha aslında lisans eğitimi sırasında bunu sorarlar. İşte biz de bu noktada aslında öğrencinin kendi özelliklerinin haricinde Boğaziçi'li aile gücüne vurgu yaparız hani staj yaparken ya da iş başvuruları sırasında. Çünkü benzer bir eğitim sisteminden geçiyorlar ve benzer bir eğitim sistemindeki o takım çalışmasına uyum, projelerde birlikte yer alma aslında onları birlikte ürettikleri sinerjiyi fazlalaştırıyor ve seçim sistemleri içerisinde tahminimce çok ifade edilmese de ama yine de bir seçim sistemi içerisinde bir kriter olduğunu düşünüyorum. Ve dolayısıyla da daha üniversitedeyken başlayan mezun desteği ve mezun gücü aslında o öğrencileri hayatları boyunca yanlarında beraber yürüdükleri, çünkü aslında tek yürümüyorsunuz, arkanızda işte her yıl 2000 mezun var. 2000 mezunla birlikte yürüyorsunuz o yıla ait. Bence biraz öyle bakmak gerekiyor ve o mezunların da dağılımlarına bakarsanız eğer, nerelere gittiklerine bakarsanız, işte yurt dışında akademiye giden arkadaşlarımız var, üniversitenin içerisinde Ar-Ge'de çalışan arkadaşlarımız var, kamu sektöründe ya da özel sektörde birçok sektörde farklı alanda ve pozisyonlara çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla da o arkadaşlar aslında ne yapıyorlar? Beraber yürüyorlar. Ve bence bu bir üniversite neden Boğaziçi Üniversitesi için çok önemli bir faktör. Evet. Çünkü sonrasında da beraber yürüyeceğiniz aynı sistemdeki arkadaşları arıyorsunuz. O desteği hissetmek güzel bir şey. Bir de bu mentorluk çalışmasında CEO'larla mesela eşleştirilenler var ve yani görüşme imkanı bulamayacakları kişileri kendi mentorları olarak gören arkadaşlarımız çok seviniyorlar. Gerçekten çok iyi düzeylerdeki mezunlarımız kendilerine yardımcı oluyorlar. Kendi zamanlarını ayırıyorlar Boğaziçi tutkularından dolayı. Bu çok önemli bir şey bence. Aile olmanın gereği çok. Sanırım değil mi hocam? Siz bir şey ekleyecektiniz sanırım ama. Şey diye düşündüm. İki şey var aslında aklımda. Bir tanesi o biraz önce sizin söylediğiniz bu mentorluk sistemi. Hem bizim kariyer merkezimiz aracılığıyla hem de Boğaziçi Üniversitesi'nin mezun dernekleri var. İşte Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olsun, BYV, BURA. İşte bu imdir vesairedir. Farklı çatılarda aslında örgütlenmiş mezunlar var ve bunlar birçok alanda birlikte çalışmayı da çok tercih eden dernekler. Ve bir yandan da bizim kariyer merkezimiz aracılığıyla sizin de bahsettiğiniz bu mentorluk sistemiyle mezunlarımızı doğrudan yeni mezun olacak öğrencilerimizle bir araya getirebiliyoruz. Dolayısıyla onlara kariyer konusunda danışmanlık yapabiliyorlar. Bunlar çok çok önemli tabii, onlara ekstradan bir fayda katıyordur tabii, diye düşünüyorum. Tabii ki hocam. Evet. Yani öğrencilerimizin elini bırakmıyoruz mezun olduktan sonra da. Biz büyük bir aileyiz ve onları... Bir de bir ikinci konuda Burcu, şu önemli ki demin de söylediğimiz gibi Boğaziçi Üniversitesi'ni herhalde en farklı kılan noktalardan bir tanesi buradaki öğrenci kitlesinin hani biraz önce özellikle girişte de söylediğim gibi çok farklı yerlerden geldiğini söyledim. Ondan sonra bir çok kültürlülük ortamı içerisinde insanlar yetişebiliyorlar böylelikle ve o farklılık aslında bir monokültür değil de bu çok kültürlü bir yapısı Boğaziçi Üniversitesi'nin
öğrencileri çok farklı açılardan besleyebiliyor, özellikle sosyal ve kültürel anlamda. Şimdi bu farklılıkların yanı sıra Boğaziçi çok da homojen bir yer öğrenci kitlesi açısından baktığınız zaman. Neden homojen? Çünkü buraya gelen öğrenciler farklı bölümlerde, evet farklı bölümlerin altındalar. Fakat hepsi de çok çok iyi öğrenciler. Şimdi çok iyi öğrenciler oldukları için de buradaki eğitimin kalitesi, buradaki yapılan araştırmaların kalitesi bununla doğru orantılı olarak çok çok yüksek olabiliyor. Çünkü olay biraz önce de söyledim aslında birkaç defa, eğitim veren için en önemli motivasyonlardan bir tanesi, örneğin ben bir sınıfa gittiğim zaman ders verirken hala biraz böyle tereddütle girerim, hala çalışarak girerim, hala acaba şunu da sorarlarsa, bunu da sorarlarsa ben ne cevap veririm falan diye düşünerek ve hakikaten araştırma olsun, o kitaplar olsun, başka şeylerden şöyle bir bakıp şöyle bir çalışarak girerim. Çünkü bilirim ki karşımdaki kitle bir kitle, beklentileri yüksek bir kitle, ondan sonra çalışkan bir kitle, doğru düzgün azimli ve ondan sonra bir şeyler öğrenmek için burada olan bir öğrenci grubumuz var. O haliyle de Boğaziçi Üniversitesi hakikaten farklı. Bu derecede bir homojenliği, hani bu farklılığın yanı sıra bir yandan da bu benzerliği başka herhangi bir yerde bulmak, sadece Türkiye'de değil bütün dünyada sanırım çok çok zor. Evet, bu haliyle de hakikaten büyük bir motivasyon ve hem araştırma hem eğitim anlamında okulumuza çok artısı olan bir şey öğrencilerin bu yapısı. Sadece onları değil, bizleri de çok ileri götürüyor. Değil biz mi? De çok sorumluluk hissediyoruz ve bu yaratıcı bireyler karşısında biz de yeni şeyler bulmamız lazım. Gerçekten çağı yakalamamız lazım. Çok haklısınız hocam. Peki aday öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz? Ben Sevgi Hanım'dan başlayayım. Sona doğru yaklaşıyoruz efendim. Ya bu süreç sınavın kendisi kadar aslında zor bir süreç. Evet. Ve dolayısıyla da çok kolay bir süreç değil. Çünkü çok fazla değişkeni var. Bu değişkenlere baktığınız zaman aslında işte öğrencinin kendi mizacı var, değerleri var, güçlü tarafları, zayıf tarafları var. Sosyal olarak ne beklediği, ekonomik olarak ne beklediği, çevre baskısı var. O kadar çok değişkeni var ki. Hani bizim çünkü yani çok bildiğimiz şöyle bir söylem var. Garantili meslekler diye bir söylemimiz var bizim. Bir yandan da hani ülkenin sosyoekonomik durumu hani bu anlamda baktığımızda öğrencileri ve ebeveynleri bu söyleme götürüyor olabilir ama bu çok değişkeni olan durumda biz öğrencilerden bir seçim yapmalarını bekliyoruz ve dolayısıyla da bunları elimine etmelerini, her birinin karşılığında bir şey yazmalarını bekliyoruz. Öncelikle tabii ki bu zorluğu ben yıllardır her görüştüğüm öğrenci ve velide hissediyorum. Değişmiyor zorluk. Zorluğun adı değişmiyor. Ama ben çok kısaca şeyi söylerim hani ilk önce tabii ki çok klişe bir şey ama gerçekliği olduğunu da düşünüyorum. Hani bir kapıyı açmak gerekiyor. Hani o kapı nasıl açılacak ama hani bir kapıyı açmak gerekiyor. O kapıyı açarken de sadece şimdiye yönelik değil aslında gelecek projeksiyonu yaparak bakmak gerekiyor. Kendilerini nereye ait hissediyorlarsa. Sınava girmeden önce neyin hayalini kurdularsa, bu çok önemli. Biz biraz hayal kurmayı galiba çok kolay yapamıyoruz. Öğrencilere sorduğumuz zaman da onlar çok zorlanıyorlar. Hayalleri ve hedefleri doğrultusunda hani önce bir baksınlar. Sınav sonuçlarını ellerine aldıklarında hani çok yüksek olduğunda ben hayalimi ve hedefimi değiştiriyorum. Ya da çok aşağıda olduğunda hani başka bir yere gidiyorum. Bir sürü faktörü var. Hani bu orayı birazcık bence değiştirmeden sadık kalarak yapmaları gerekiyor. Ama en önemlisi şu, beni bu hayal ve hedefle birlikte geleceğe yönelik olarak hazırlayacak. O geleceğin içerisinde ne var? Hani o donatıları hangileri verecek? Bir şeyi çok değiştirmek istediğimde değiştirebilme alanım var mı? Buna bakmaları gerekiyor. Bir de şu var ki artık yeni öğrenme biçimlerine baktığınızda hani sürekli öğrenme dediğimiz bir kavram var. Biz Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili olarak genel olarak tanıtım yaparken şuna çok değiniriz. Boğaziçi Üniversitesi öğrenmeyi öğretir diye. Ve bu öğrenmeyi öğretir kelimesinin içi giderek de daha fazla dolmaya başladı. Çünkü öğrenme süreciniz
siz çalıştıkça, devam ettikçe sizden beklenen ve sürekli yeni bilgileri çok hızlı bir şekilde almanız ve onu hayata katmanız bekleniyor. Dolayısıyla da işte öğrenmeyi öğretiriz kelimesinin sihri de burada. Buradan mezun olan herkes tek başına öğrenebilir. İşte o öğrenmeyi öğretecek yer neresi kısmını bence cevaplamaları gerekiyor. Buna en yakın cevap olacak olan üniversitenin de doğru üniversite kelimesini ben çok sevmiyorum. Onun yerine uygun kelimesini tercih ederim. Ya da onları o yolculuk içerisinde, o yolda en rahat bir şekilde sonuçlandıracak, istedikleri yere ulaştıracak kelimesini daha çok tercih ediyorum. Çünkü doğru üniversite diye bir şeyimiz yok aslında. Herkesin kendisine göre, mizacına göre, çalışma disiplinine göre, standardına göre, hayallerine ve hedeflerine göre bu değişebilir. Ama onun içerisindeki maddeler değişmiyor. Öğrenmeyi öğreten, onu ileride o donanımı sağlayacak, donatıları verecek, kendilerini keşfedebilecekleri, vizyonlarını geliştirebilecekleri yer bana göre en uygun yerdir. Bir de şunu unutmasınlar, bu tercih bir son değil. Bir başlangıç belki de. Evet, yani bizim geçen seneki konu başlığımızda hatta. Bir başlangıç ve bu başlangıcı evet iyi yapmaları önemli. Ama sonrasında da yaptıkları tercihlerin ne kadar farklılaşacağını, değişeceğini, üstüne yeni şeyler ekleyeceklerini unutmamaları gerekiyor. O yüzden de olayı gittikçe kompleks hale getirmesinler. Hani çünkü biz öğrencileri görüyoruz böyle listeler, sorular ve gittikçe böyle hani kompleks sayıların havada uçuştuğu, bindelik dilimlerin sıraladıkları çok kompleks bir hale girmeye başladı. Bu işi ne kadar kompleks hale getirirlerse o kadar içinden çıkılamayacak duruma gelecek. Hani daha basit demin söylediğim gibi o daha basit soruları sorarak ona en yakın nasıl ulaşabilirim kısmına bakmaları gerekiyor. Teşekkürler. Hocam siz ne demek isterseniz? Yani benim aklıma da bir iki bir şey geliyor bu konuyla ilgili. Sevgi'nin söyledikleri çok önemli. Onun söylediklerine ek olarak hani o basitleştirme mevzusunda herhalde ilk benim aklıma gelen biraz ki bunu da birçok yerde birçokları söylüyor. Hakikaten ben ne istiyorum? Bir öğrencinin düşünmesi, bir adayın düşünmesi gereken en temel soru bu. Yani bundan bir 10 sene sonra, 20 sene sonra kendimi nasıl hayal ediyorum? Nerede olmak istiyorum? Biraz bu sorunun cevabını vermesi kendi kendine çok çok önemli. Onun bunun rehber hocasının söylediklerinden ya da annenin babanın vesaire onu yönlendirmesinden daha ziyade hakikaten benim gönlüm nerede, aklım nerede? 5 sene sonra, 10 sene sonra ben nasıl bir gelecek hayal ediyorum, ne beni mutlu edecek? Buna öğrencinin buna cevap vermesi çok çok önemli. Ve buna cevap verdikten sonra gene aslında Sevgi'nin söylediği gibi öyle çok kolay değil. Özellikle Türkiye'de, özellikle bu tür bir lise eğitiminin içerisinden geçtikten sonra hakikaten birçok konuda insanlar üniversitede tercih aşamasına geldiklerinde hangi meslek neyi yapar, hangi bölümde ne yapılır onu çok bilemiyorlar. Bir yandan da birçok yerden çok fazla karışan oluyor. İnsanların işte annenin, babanın, akrabaların, kardeşlerin hayalleri kendilerinin gerçekleştiremediği ama çocukta görmek istediği bir sürü farklı çocuklara bindiriliyor vesaire filan. Şimdi böyle bir aşamada çocuk için karar vermek, öğrenci için karar vermek iyice zaten zor bir süreç, iyice zorlaşıyor. Şimdi böyle bir durumda o kadar tuhaf sorular geliyor ki sonunda bana tuhaf gelen ama öğrenciler için bir yandan da çok normal. Mühendislik mi olsa, tıp mı olsa ya da psikoloji mi olsa, sosyoloji mi olsa ya da ekonomi mi olsa, işletme mi olsa. Şimdi bunlar öyle şeyler ki, öyle farklı disiplinler ki birbirinden. Yani bunları yan yana düşünmek bile, o mu olsam, bu mu olsam diye düşünmek bile abes. Çünkü hani bir doktorun yaptıkları belli ve de doktor olmanın istediği beceriler belli. Bir mühendisin yaptığı, yapamadığı belli. Yani hani birisi insan da öbürü daha ziyade. Hani tabii ki insan da var ama bambaşka bir alanda uzmanlaşıyor. Ya da sosyoloji, psikoloji genelde ben sosyoloğum biraz önce başta da söylediği gibi psikoloji birinci tercih olur. Psikolojiye giremeyen ikinci tercih olarak sosyoloji olur.
Ondan sonra da işte ilk o mu olsa bu mu olsa o kadar farklı disiplinler ki bir yandan ikisi de insanlarla uğraşıyormuş gibi görünmesine rağmen hani metodolojik anlamda yani araştırma yöntemleri anlamında işte dünyaya bakış anlamında vesaire ikisi birbirinden tamamen farklı. Dolayısıyla yine ikisini bir arada aynı şekilde görmek tuhaf. İşletmeyle ekonomi. Baktığınız zaman çok yakın. Aynı fakültenin içerisinde iki farklı bölünmüş gibi görülüyor. Ama hakikaten farklıdır işletmeyle ekonomi birbirinden. Size verecekleri altyapı da elbette ki ilişkilidir. Ama dediğim gibi birbirinden de farklıdır. Dolayısıyla bence bu tercih aşamasında öğrencilerin bütün bu karmaşıklığın içerisinde kendi kendilerine salim kafayla yapabilecekleri bu konuda varsa etraflarında güvenebilecekleri, akıl alabilecekleri, hakikaten bu tür ikilemleri konusunda destek alabilecekleri, hakikaten birilerine danışmak, ne yapar diye konuşmak, kim ne yapar, ne olur, hangi bölümde ne tür eğitim veriliyor, bir açıp web sitelerine bakmak, orada hangi hocalar var, o hocaların araştırma konuları neler, zaten iyi bir üniversiteyse, işte araştırması vesairesi filan yoğun bir üniversiteyse bir bölümün web sayfasına girdiğiniz zaman artık bütün öğrenciler bizden çok daha iyi kullanıyorlar bütün bu dijital şeyleri değil mi, araçları. Dolayısıyla bir bakmak, hangi kaç tane hoca var, bu hocalar ne tür araştırmalar yapıyorlar. Çünkü onlar iyi bir üniversiteyse zaten bütün bunların olması lazım. CV'sinin olması lazım, hocanın verdiği dersin orada kayıtlı olması lazım, araştırmalarının orada bir seceresinin çıkması lazım. Dolayısıyla bütün bunlara bakarak aslında şey yapmak, tercih yapmak çok çok önemli. Yani birileri yoksa illa güvenebileceğimiz biraz buralardan, yani bir öğrencinin kendi kendine bir şeyleri öğrenmesi adayın bana önemli geliyor. Daha o aşamadan çünkü başlıyor öğrenmek. Bir de şunu söylemek isterim şey yaparken ki Boğaziçi Üniversitesi olarak biz bunu yapıyoruz ve iyi üniversitelerin de günümüzde bunu yapması önemli. Biz olabildiğince öğrencilerimize farklı bölümlerde bunun elastikiyeti değişiyor. Olabildiğince seçmeli, olabildiğince farklı bölümlerden ders alma olanağı tanıyoruz onlara. Dolayısıyla birinci sınıfta belki ikinci sınıfta daha zorunlu dersler çoğunlukta olabiliyor ki bazı bölümlerde daha birinci sınıftan ikinci sınıftan itibaren bizim seçmeli derslerimiz çok. Ama giderek üçüncü sınıf ve dördüncü sınıf seviyesinde kimi zaman daha ilk sınıftan itibaren farklı alanlardan öğrenciler dersler alabiliyorlar ve bu sayede aslında bir mühendislik öğrencisi pekala çok iyi fizik, matematik, ondan sonra başka sosyal alanlardan, bilimler. Sosyal bilimlerden dersler alabiliyor. Keza efendim bir iktisat öğrencisi, işletme öğrencisi gidip sosyal bilimlerden ya da matematikten vesaireden dersler alabiliyor. Bu şekilde geçişkenlik, biraz önce de bahsettiğimiz disiplinler arasındaki geçişkenliği bizzat öğretim hayatları boyunca bizzat kendileri deneyimleyebiliyorlar. Ve dolayısıyla eğer bir pişmanlık olursa, dedim ya tercihler vesaireler yapmak zor, birinci sınıftan sonra artık farklı dersler de alabildiği için bir çift ana dal programı, bir yan dal programı sayesinde farklı alanlara girebiliyor. Ya da bu tür şeyler sayesinde, bu tür seçmeli dersler sayesinde artık günümüzde sizler de söylediniz birçok kere, artık hakikaten çok çok haklı. Hani bir şekilde giriyorsun, iktisatçı olarak giriyorsun, işte bambaşka bir şapkayla mezun olmak mümkün ve bunu verebilen, yani bu olanakları öğrencilerine verebilen üniversiteler iyi üniversiteler. Çünkü zamanımız, çağımız bir akışkanlık çağı. Yani böyle bir şeyden sabit ziyade bir sabit bir düşünce, sabit bir yapıdan ziyade her şeyin her yere biraz daha oynaklaştığı, bu akışkanlığın arttığı bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla iyi üniversite bu akışkanlığa karşı öğrencileri de o şekilde yetişebilecek. O düzeyde bu akışkan dünyada bir şekilde ayakta kalmayı başarabilecek, sağlam kalmayı başarabilecek bireyler yetiştirebilen üniversite olmalı. Bu tür üniversiteleri de tercih etmek önemli ve nasıl oluyor işte biraz onu konuşmaya çalıştık. Şeyi adaylara özellikle hani Zafer Hoca'nın söylediklerine hepsini topladım, evet, bilgi öğrensinler, araştırsınlar. Hani ders programlarını araştırsınlar, mezunları araştırsınlar. Ne kadar ben ekonomileri var, ne kadar para kazanıyorlar kısmı tabii ki önemli bir soru onlar için ama ya bunların hepsini
bilgileri aldıktan sonra lütfen bu kişisel bir şey ve kişisel bir tercih. Evet. Bunun altını biz özellikle çok sık çiziyoruz. Herkesin kaygısı var, bunu da anlıyoruz. Ama o çok kişisel bir şey ve onun hayatıyla ilgili bir dönemeç. Ve o dönemeçte bütün verileri belki birlikte toplayabilirler. Ama tercih en son noktada öğrencinin kendisindir. Aynen, çok çok önemli. Son bir nokta, yine anne babalara belki de buradaki seslenme. Yani burada hani para kazanma olayı, özellikle Boğaziçi Üniversitesi gibi üniversiteleri tercih yapma nedir? Özgürlüğüne sahip üniversite öğrenciler için bunu bir kıstas olarak önlerine getirmeyin. Çünkü hangi bölümden mezun olursa olsun, 3 aşağı 5 yukarı hani iş piyasasına çıktığı zaman, emek piyasasına çıktığı zaman bu üniversitenin ve de bu üniversite gibi iyi üniversitelerin hakikaten mezunlarının çok ciddi avantajları oluyor. Dolayısıyla yani bunu bir kıstas olarak, bir kriter olarak bunu bir durmak lazım. Eğer yani geçen işte bir şeyle konuşuyorduk. Ya siyaset bilimi mezunu diyor ki ben diyor banka müfettişi oldum. Ya nasıl banka müfettişi oldun sen? Hani siyaset bilimciydin, uluslararası ilişkiler mezunu. Diyor zaten hani mezun olduktan sonra bankaların açtığı kurslar var. Ben buna gittim birkaç aylık şeyden sonra. Ondan sonra da şimdi de banka müfettişi oldum diyor. Yani öyle bir şey ki hani bu bahsettiğimiz bu gidiş gelişler hemen hemen her yerde karşımıza tabii çıkıyor. Dolayısıyla hakikaten ekonomik zorunluluktan ziyade biraz dediğim gibi çocuğun hakikaten öğrencinin hayali nerede, aklı nerede, geleceğini nerede görüyor, kendisini nereye yakın hissediyor, ona kulak vermek ve kendi gerçekleştirmek istediklerimizi onlara yüklememek aslında, çok değil mi? Onları özgür bırakmak çok çok önemli geliyor zaten bana. Zaten Boğaziçi Üniversitesi'ni seçeceklerse eğer, zaten biz burada her öğrencimizin tek başına aslında kişisel tercihlerini yapan, bireysel olarak ayakta kalabilen ve özgüveni son derece yetişmiş bireyler olarak buradan mezun olmalarını hedefliyoruz. Bu üniversitenin en önemli hedeflerinden birisi. Kendini gerçekleştirebilen bireyler yetiştiriyoruz. Aynen. Dolayısıyla da aslında bunun ilk adımı da tercih aşamasında başlıyor. Evet. Biz Boğaziçi düşünen adaylarda bunu görüyoruz. Aslında o noktada biraz da şanslıyız galiba. Onlar biraz daha böyle ayakları yere basarak ve istediklerini bilerek geliyorlar. Ama yine de tüm adaylara bunun kişisel bir şey olduğunu, kişisel bir tercih meselesi olduğunu biraz hatırlatmak gerekiyor. Evet. Son 5 dakikaya giriyoruz. Son 5 dakikaya tamam. Ben de öncesinde şöyle, ben de bilgiye aç bir insan olarak, aç gözlü davranan bir insan olarak ben de siyaset bilimiyle başlayıp eğitim bilimlerinde sonlandırmış bir kişiyim hocam. Ve tezimi de eğitim bilimleri artı işletmede yaptım. Bu üniversitenin sağladığı altyapıyla birlikte. Gerçekten interdisipliner çalışmaya çok uygun ve yani tek bölümü kazandık diye üzülmesinler. İstemedikleri bölüm olursa veya işte geçişler çok tercih olabilir etmedikleri. Çünkü Türkiye'deki sistem belli bir sistem ve tercih yapıyorlar ve sonunda ne gelebilirse puana göre bir şey geliyor. Mutlaka ama burada ileri uzmanlaşma için birçok alanda farklı bilgiye donanım sahibi olmak gerekiyor. Bence o yollar çok açık yani, ondan dolayı da güçlü taraflarından birisi de bu. İleri uzmanlaşmaya giden yoldaki bütün donanımları veriyor. Evet, son olarak neden Boğaziçi Üniversitesi? Son bir cümleyle sizlerden alalım efendim. Vallahi hocam, zor soru. Çok konuştuk. Evet, bir saat boşuna konuşmadık herhalde. Bir cümleyi nasıl sığdıracağız şimdi? Azıcık iyi bir üniversitedir. Evet. İyi öğrenciler de iyi üniversitelere gelmeli. İyi bir yerde buluşalım. Burası da o üniversitelerden bir tanesi. Ama öyle ya da böyle şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum dediğim gibi tercihleriniz herkese. Ve sabırla dinlediğiniz çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sevgi Hanım, ben neden Boğaziçi? Geçmiş şimdi ve gelecek derdim. Çünkü hani geçmişin birikimini şimdiye aktaran ve şimdiyle geleceğe hazırlayan bir üniversite derdim. Dolayısıyla da bu üçünü aynı anda bulabilmek çok zor. Ve üçünü aynı şekilde de devam ettirebilmek. Evet. Hani aynı değerlere sahip olarak devam ettirebilmek çok zor. O yüzden de ben hani geçmiş, şimdi ve gelecek derdim.
Zaten üç kelime. Zaten sloganımız da o, yarından sonrası için değil mi? Geçmişi şimdiye alıp yarından sonrası için kullanacağız. Ben de kariyer merkez koordinatörü olarak yarını değil yarından sonrasını sizlere vaat ediyoruz. Sizler için en güzelini vaat ediyoruz ve sizleri Boğaziçi Üniversitesi'ne davet ediyoruz. Zafer Hocama, Sevgi Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Tüm adaylarımıza sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah onlar için en iyi tercihi yaparlar. En doğru tercihi yaparlar. En uygun tercihi. En uygun tercihi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.